Herkese merhabalar, ben Burak Şolt. Bu da ROG Azot %75 boyutunda Asus'un DIY nitelikleriyle ön plana çıkardığı, yani özelleştirilebilir klavyelerde gördüğümüz bazı nitelikleri bünyesinde bulunduran üst segment klavyesi. Bu da benim custom klavyem. Evet, bunu baştan sona ben kendim kurdum. Hatta şurada bir videosu var. Gövdesini, anahtarını, PBT anahtar setini, kablosunu, içerisindeki modifikasyonlarını, kağıt bant modu var, köpük modu var. Yani bunu ben kurdum. Deneyimi baştan sona bana ait ve dünya üzerinde bir başka örneği daha yok. Bu klavyeden bir tane daha yok. Abartma diyeceksiniz. Abartmıyorum. Bu kombinasyondan dünyada bir tane var. Dolayısıyla custom klavyeler özel bir deneyime ve o deneyimin sonucunda özel bir niteliğe sahipler. Eşsiz ürünler oluyorlar. Peki ROG Azot öyle mi? Neresi custom klavyelere benziyor? Geleneksel klavyelerin ne kadar ötesinde? Bütün detaylara değineceğiz. Türkiye'de sanırım daha önce hiçbir custom klavyeyle bu klavye kıyaslanmadı. Olması gerektiği gibi kıyaslamasını da yapan ilk YouTuber ben olmuş olacağım diye tahmin ediyorum. Lakin daha önceki videolardan geldiyseniz, herhangi bir tanesini beğenmeyi unuttuysanız bu videoyu beğenebilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek adına yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Bunu ben Asus'tan kendim rica ettim. Dedim incelemek istiyorum, kıyaslamak istiyorum kendi custom klavyemle. Yolladılar sağ olsunlar. Senelerdir de zaten Asus'u, Asus'taki arkadaşları tanıyoruz bir şekilde. Muhabbetlerimiz var. Ama bu benim görüşlerimi herhangi bir şekilde etkilemeyecek arkadaşlar. Çünkü hani klavyeye ihtiyacı olan birisi değilim açıkçası. Görüyorsunuz bir sürü klavyem var. Hani bu olmasa da olur. Ama farklı bir ürün. Ne kadar farklı göstereceğim. Boyutlar ve tasarım. %75 formunda %60 klavyeler var. Yön tuşları olmuyor. %65'ler var. Yön tuşları olabiliyor bunlarda. %75'ler var. F tuşları oluyor. Sonrasında yön tuşları aynı şekilde oluyor. TKL olan var. Onlarda bu delete'in olduğu adacık var ya, onlar da bulunuyor. Ama numpad olmuyor tam boyla kıyasladığımızda. Dolayısıyla burada hangi formu seçtiğiniz sizin kişisel ihtiyaçlarınızla alakalı. Ben mesela numpad kısmına hiç ihtiyaç duymuyorum ama F tuşları lazım oluyor. Niye? Onlara multimedya görevlerini atıyorum. Genelde bu formdaki klavyelerde multimedya için de ayrıca tuşlar olmuyor ama burada bir takım özelleştirmeler var. Onlara geleceğiz. %60 olanları da taşıması çok kolay ama yön tuşları olmayınca kimisinin aklına yatmayabiliyor ki hak veriyorum. Malzeme kalitesi. Üzerinde metal bir plaka var ve daha önceki Asus klavyelere göre, mesela ROG Scope TKL Deluxe benim senelerdir editörün tercih olarak kullandığım klavyelerden bir tanesi. Oradaki metal malzemenin neredeyse 3 katı kalınlığında ve elinize aldığınızda bu ağırlık inanılmaz bir ağırlık. İçerisinde milim boşluk yok. Çok sağlam bir hissiyat veriyor. Elinizde bir külçe taşımış gibi hissediyorsunuz. Tabii ki tamamı metal olan klavyeler de var. Onlardan da bahsetmek lazım. HyperX'in arkadaşlar Alloy Origins 60 ve 65'i tamamı metal klavyelerdir. Ama bunun da hissiyatı gerçekten çok iyi. Yani ne bileyim, silahsız kalırsanız eğer klavyenizi zombi istilasında kullanabilirsiniz. O kadar sağlam. Öyle bir hissiyatı var ki sanki metal bir külçeyi beton bir yüzeyin üzerine koymuşsunuz da onun üzerinde yazı yazıyor musunuz gibi. Bu daha önce deneyimlemediğim bir hissiyat değil ama Asus tarafında yeni bir deneyim. Kıyaslayacağım demiştim. Mesela benim custom klavyem plastik bir gövde kullandığından arkadaşlar böyle bir deneyimden söz edemiyoruz. Razer'da böyle bir deneyim yok. SteelSeries'de böyle bir deneyim yok. HyperX'de böyle bir deneyim var. Çoğu global markada böyle bir deneyim yok aslında. Custom klavyede de metal gövde kullanmanız ve içerisini inanılmaz bir şekilde modifiye etmeniz gerekiyor ki bu hissiyat oluşabilsin. Çok emek gerektiren bir hissiyat var burada. Asus ROG Azot'ta aslında şunu diyor: sen o deneyime sahip ol ama o deneyimi oluşturmak için uğraşmana gerek yok. Lakin custom bir klavyenin de meselesi bu zaten. O deneyime sen ulaşıyorsun. O deneyimi sen burada oluşturuyorsun. Yaptığın modifikasyonlarla, kurduğun sistemle, gövde seçiminle, anahtar seçiminle o bir zanaatkarlık ürününe dönüşmüş oluyor ve bunu ben yaptım diyorsun. Belki de eşsiz diyebileceğiniz klavyeyi toplama deneyimi o serüven ROG Azot'ta yok ama meyvelerini sunuyorlar. Altı plastik malzemeden çoğu rakibinde de olduğu gibi absürt bir durum yok. Ve ayaklar 3 farklı konumlandırma var. Düz, açılı ve daha açılı olacak şekilde. Kauçuk malzemeye çok yer vermemişler. Çok fazla topuk yok gibi gözüküyor. Ve işte bu masada kayar gider diye düşünüyorsanız eğer, şu ağırlığı bir deneme şansınız olursa, misal veriyorum bir İtopya'da bir yerde bu açık bir örneği bir şey olursa bir deneyin. Bunun bir yerden kaymasının imkanı yok. Ne kadar sinirlenirseniz, ne kadar klavyeden hıncınızı çıkarmak isterseniz isteyin, bu klavye masadan kaymaz. Tip C portunu görüyorsunuz. Kutusundan güzel bir kablosu çıkıyor zaten. Asus'un kabloları güzel ama custom klavyelerde şöyle bir mesele de var. Keycap'lerin rengine, temasına uygun kablo yaptırıyorsunuz. Böyle burgulu, metal konnektörlü. Çok çok güzel gözüküyorlar. Türkiye'de yaptırdım bu görmüş olduğunuzu. Hatta linkini de paylaşacağım açıklama kısmında. Dolayısıyla bence custom bir klavyeye böyle bir burgulu, hadi siyah olsun, toptan siyah olsun, yakışırdı.
yapmamışlar. Şurada bir alıcı yuvası görüyorsunuz sanki. Evet, bu klavye kablosuz bir klavye, kablosuz mekanik. Benim kendi custom klavyem mesela kablosuz değil. Kablosuz gövdesi de vardı ama maliyet tabii ki artıyor. 2.4 GHz üzerinden, Bluetooth üzerinden ve kablolu şekilde bağlanabiliyor. 1 milisaniye gecikme süresiyle beraber 2.4 GHz'de kullanabiliyorsunuz. Ve gecikme süresini görüyorsunuz diyeceğim de görülecek bir şey yok. Göremiyorsunuz, gecikme yok. Bluetooth'ta yayın farkından dolayı mutlaka gecikme vardır ama yine göremiyorsunuz ve kablolu olarak kullanabiliyorsunuz. Hem şarj edersiniz hem kablolu olarak kullanabilirsiniz. Birden fazla cihaza da bağlanabiliyor. Bluetooth tarafında 3 cihazla eşleştirebiliyorsunuz. Ayrıca Mac modu var. Benim çok hoşuma gitti. Masamda bir tane de Logic klavye göreceksiniz. Monitörlerimden bir tanesine bir Mac Mini bağlı. Bunun için ayrı klavye, Windows için ayrı klavye kullanıyordum. Şimdi Mac ve PC arasında geçiş yapabildiğim için bu klavyede hem Bluetooth hem kablolu bağlanabildiğim için İkisini de tek klavyeden yönetebileceğim. En azından benim için güzel. Klavyenin ön yüzüne geri döndüğümüzde tabii ki ekran en çok dikkati çeken şey. 2 inçlik OLED bir ekran var. Siyah beyaz bir ekran. Çözünürlüğü oldukça yüksek ve kare saniyesi de oldukça yüksek. Rakipleriyle karşılaştırdığımızda Stitch Series'de böyle ekranlarla karşılaşıyoruz. Onların çözünürlükleri çok daha düşük ve akıcılıkları da oldukça daha az. Yani bir GIF görüntülemek istediğinizde hele çözünürlük zaten kurtarıyor. Ama akıcılıktan kurtarmayabiliyor. Burada mesela WoW'dan Illidan karakterini şak diye yapıştırdım. Gerçi gifleri atması çok uzun sürüyor klavyeye, neden bilmiyorum ama oldukça akıcı ve anlaşılır bir şekilde gözüküyor. Bu OLED ekran bir süre kullanılmayacak arkadaşlar. Işığını yarıya kadar düşürüyor. Hem kablosuz olmasından kaynaklı hem de ekranı korumakla alakalı. Ama sadece GIF göstermek için burada değil. Sistem istatistiklerini de gösterebiliyor. CPU ve GPU hızını takip edebiliyorsunuz mesela oyun esnasında. Sonrasında saat, tarih, bu tür temel şeyleri gösterebiliyor. Müzik spektrumunu, equalizer çubuklarını gösterebiliyor. Güzel bir görünüm oluşuyor açıkçası. Sonrasında burada bütün kontrolü sağlıyorsunuz aslında. Klavyenin RGB efekti ne olacak? İşte ışık şiddeti ne olacak? OLED ekranın ışık şiddeti ne olacak? Multimedya görevleri mi ifa edecek bu ekran ve kontrolcüsü? Evet, şurada bir kontrolcü görüyorsunuz. Bu yukarı aşağı hareket eden, hani orkların sol tarafında böyle sesi yaylandıran bir şey var ya, böyle vıyı vıyı onun gibi arkadaşlar. Ortasındaki tuşla beraber bu menüler arasında bu ekranın neler göstereceğini ve neleri kontrol edeceğini seçiyorsunuz. Tek eksisine de gelmiş olayım. Bu klavyenin tek eksisi, bu iki kontrolcü de yerlerini sanki çok vidalanmamış gibi biraz boştalar, biraz gevşek duruyorlar. Sanki vidasını içeriden sıkabilirmişim gibi bir hissiyat. Çok hoşuma gitmedi. Ve PBT keycap seti. Geçtiğimiz yıllarda şöyle bir şey olmuştu. Asus Falcon klavyesini ülkemize ABS keycaplerle beraber getirmişti. Yurt dışında PBT'ydi. Üzücü bir olaydı ama Azot'ta öyle bir şey yok. Çift katmanlı arkadaşlar, ABS'ye göre çok daha dayanıklıdır. ABS 6 ayda teriniz biraz asidikse hemen parlama yapar, kötü gözükür. 5000 lira veriyorsunuz klavyeye ve 6 ayda eski gözüküyor. Böyle şeylerle karşılaşabiliyorsunuz ama PBT parlamaya karşı çok daha dayanıklıdır arkadaşlar. Burada WASD olanlar birazcık daha grimsi, diğerleri birazcık daha siyah yön tuşları mesela. Doku farkı da var. ABS'ye göre zaten bunlar genelde daha pürüzlü olur arkadaşlar. Ama gri olanlar daha az pürüzsüz, siyah olanlar daha pürüzlü gibi. Fark yaratacak veyahut rahatsız edecek bir fark değil. Ama nedir? Kolay kolay parlamayacaklar. Çok daha uzun ömürlü olacaklar ve PBT var. PBT var diyebileceğim bir durum var. 300 liraya da set var. 3000 liraya da PBT keycap seti var. Buradaki iyi olanlardan. Mesela benim custom klavyemde de PBT keycap seti var. Daha önce ABS'de denemiştim bunun üzerinde. Ruhu, suyu, sesi, her şey değişiyor PBT'yi geçtikten sonra. Çünkü daha ağırlar, daha tok bir ses oluşturuyorlar. Keyfi kesinlikle arttırıyorlar. Akustik anlamda da faydaları ve etkileri var. Ama Azot'taki pahalı olanlardan belli. Aydınlatmasına, RGB'sine geldiğimizde Armor Create üzerinden yazılımından kontrol edebilirsiniz veyahut ekranından kontrol edebilirsiniz. Efektler gayet güzel, akıcı bir şekilde çalışıyorlar. Renklerin homojenliği yeterince iyi, ışık şiddeti yeterince iyi. Öyle çok uçuk, içinden ışıklar saçan bir aydınlatmadan bahsedemiyoruz arkadaşlar. AuraSync ile beraber diğer ekipmanlarınızla, Asus ekipmanlarınızla eşleyebilmeniz mümkün ve Asus Corsair işbirliğinden mütevellit IQ yazılımı üzerinden de Asus ekip ekipmanları kontrol edebiliyorsunuz. Bir harmoni içerisinde eşlenik bir şekilde çalışabiliyorlar. Ve klavyenin performansını, sesini, kaderini belirleyen en önemli şeye geliyoruz. Anahtarlar. İki klavyede hot swappable. Zaten Asus'un en çok vurguladığı şeylerden bir tanesi şu. DIY özelleştirilebilir diyor ya. Burada da anahtarları değiştirebiliyorsunuz. Hatta kutusundan çok güzel bir kit çıkıyor. Yağ fırçası, Krytox yağ, işte anahtarları açıp yağlamak için kullandığınız plaka, parçalarını biliyorsunuz. Böyle diziyorsunuz. Güzel güzel yağlıyorsunuz. Aslında bu kas
isim klavyedeki serüvenin bir kısmı var. Anahtarları yağlama ve oluşturma sürecinde bunu deneyimleyebiliyorsunuz ama kutudan bütün anahtarlar aslında yağlı çıkıyor arkadaşlar. Bu da benim custom klavyem. Burada hot swappable. Zaten custom klavyelerin en önemli şeylerinden bir tanesi bu. Anahtarlar bozulduğunda yenisini takıp değiştirebilirsiniz. Çünkü lehimli oluyor genelde klavyelerde. İşte Razer'a bakın, SteelSeries'e bakın, HyperX'e bakın. Anahtar bozulduğu zaman değiştirebilirsiniz ama çok zor. Buradaki gibi kesinlikle kolay değil. Lehimden anlamanız gerekiyor. İçini açmanız gerekiyor. Bir sürü iş ama bu klavye klavyelerde öyle değil. Asus'un vurguladığı şey evet gerçekte pratikte bir öneme sahip. Burada Akko CS Vintage White anahtarları kullanıyorum. Lineer anahtarlar. Sesi dinleteceğim size profesyonel mikrofonla ama lineer, güzel, akıcı, sürtünmesiz, yeterince sürtünmesiz bir ses. Ama buradakiler yağlı değil. Yağlı anahtarlar fabrikadan geldiği itibarıyla zaten daha yüksek fiyat etiketine sahipler ve siz kendiniz yağlıyorsunuz o maliyeti, ben evde hallederim diyorsunuz. Burada hem yağlı geliyorlar hem de yağlama kitiyle beraber geliyorlar. Tekrarlıyorum, serüvenin bir kısmını size yaşatıyor. Ama buradaki gibi değil. Kendi custom klavyemde teker teker parçalarını kendim seçtim. Teker teker kendim topladım. Yağlamam gerekiyorsa yağladım. İşte PCB'nin arkasında kağıt bant modu uyguladım. İşte foam, eva foam malzeme buldum. Onu uyguladım. Akustiğini düzenledim. Tınısını düzenledim. Ne bileyim yani her şeyine kendim uğraştım ve bir serüven, bir macera. Burada o maceranın küçük bir kısmı var. Önemli ama küçük bir kısmı. Lakin buradaki serüven gibi değil. Sahiplenme hissini burada siz yaşıyorsunuz. Yani bu klavyeyi ben yaptım diyorsunuz. Burada bu klavyeyi ben özelleştirdim. Kendime daha uygun hale getirdim diyebiliyorsunuz. Burada kullanılan anahtarlar aslında Asus'un uzun zamandan beri kullandığı NX Red mekanik anahtarlar. 1.8 mm'de basılıyorlar ve 40 gram basınçla beraber devreye giriyorlar. Peki bu bütçedeki bir klavyede neden RX optik anahtarlar kullanılmadı? Sebebi şu arkadaşlar. İçerideki mekanik yapı ve düzen farklı. Harekete geçme şekilleri farklı. Dolayısıyla RX optik anahtarlar birazcık daha ruhsuz bir sese sahipler açıkçası. Ama burada da hedeflenen şey şu, custom klavyelerde o tok tonu alabilmek için bir sürü taklalar atılıyor ya, burada da o taklalar atılmış. Mekanik anahtardan zaten güzel bir ses gelmesi gerekiyor ki içeride yapılan özelleştirmelerle beraber o ses toplanabilsin ve en nihayetinde custom klavyeden alabileceğimiz o pürüzsüz, özellikle yağlanmış anahtarlarıyla beraber o keyifli tok sesi alabilirim. Amaçları bu zaten. Ve sesini profesyonel mikrofonla beraber kaydettim. Rakipleriyle de karşılaştırdım. Beraber dinleyelim.
Azotu dinle, hiç ses gelmiyor, milim oynama yok. Bak bu da custom klavye. Duyuyor musun? Dinle bak. Bayağı kötü. Bu da benim üzerine titrediğim, saatlerimi harcadığım custom klavye. Kendi klavyemi sanki aşırı salladım, haksızlık olmasın diye tekrar azot. Azot benim klavyeden iyi bu konuda. Peki benim custom klavyemde yaptığım modifikasyonlar nelerdi ve bunların hangileri ROG Azot'ta fabrikadan çıkışlı olarak geliyor? Numara 1, ortak paylaştıkları bir özellik. İkisinin de PCB'sini gövdeye sabitleyen kauçuk parçalar var arkadaşlar. Bu PCB'nin titrememesini, titreşmemesini, rezonans oluşturmamasını sağlıyorlar ve yazı deneyimini geliştiriyorlar. Bütün PCB'nin aynı anda hareket edecekse hareket etmesini sağlıyorlar. İkinci konuya, ikinci katmana geldiğimizde aslında orada bayağı önemli bir fark var. ROG Azot'ta arkadaşlar PCB'nin hemen altında 3,5 mm kalınlığında silikon bir malzeme var. Gürültüyü engellemesi için benim klavyemde ise PCB'nin hemen altında böyle cam yününe daha çok benzeyen, ses ilıtım malzemelerine daha çok benzeyen, hem akustiği düzenlesin hem yankıyı alsın hem de o gürültüyü toplasın diye bir malzeme kullandım. Ve evet, katman sayısı olarak ROG Azot'ta daha fazla katman var. Onlara gelelim. PCB'den itibaren sayarsak 3. katmana geldiğimizde ROG Azot'ta Poron Foam adlı bir malzeme var. Bir köpük malzeme yine klavyenin tamamına yayılıyor. Amacı şu arkadaşlar, bu çın çın tın tın sesler var ya, bunları alsın diye ve içeride bir doluluk oluştursun diye. Çünkü içeride ne kadar akustik ortam, ne kadar yankı ortamı varsa o kadar ses dağılıyor. Lakin benim klavyeme geldiğimizde ben de PCB'nin hemen arkasında aslında kağıt bant modu var. Bu da klavyenin, anahtarların sesini daha toklaştırmak için kullanılıyor. Gerçekten fark oluşturuyor. Oraya 3 kat bant çekiyorsunuz, kağıt bant, ve klavyenin ruhu, suyu değişiyor. Benim çözümüm bu. Bizde öyle poron, çok hücreli, çok gözenekli köpükler falan yok. Bizde kağıt bant var. 4. katmana geldiğimizde poron malzemenin hemen altında, hemen üstündeki gibi aslında 3,5 mm kalınlığında silikon bir yüzey bulunmakta. Bu düz bir yüzey oluşturuyor üstündeki katman için. Aynı zamanda bütün boşlukları dolduruyor. O yüzden klavyeyi tuttuğunuzda hiçbir yerinde boşluk hissetmiyorsunuz. Benim klavyemi tuttuğunuzda bayağı bir içerisinde hava var. Ben peki bunu doldurmak için ne yaptım? Eva Foam dediğimiz, arkadaşlar kırtasiyeden de bulabileceğiniz bir malzeme kullandım. Bundan 2 kat kadar sermeyi planlıyordum ama içerideki alanı çok iyi yönetemedim açıkçası. Bunun için kasanın içerisini silikonla, ısı tabancasıyla silikon dolduranlar da var. Oyun hamuru dolduranlar da var, kum dolduranlar da var, beton dökenler, alçı dökenler bile var. Bu custom klavye komünitesi gerçekten hani çok renkli bir komünite ve çok değişik, çok farklı modlar var. Ben daha sıradan bir şey uyguladım. Eva Foam uyguladım. Evet, olayı değiştiriyor ama azot kadar dolu hissettiren bir yapı, bir bütün oluşturamadım. Çünkü ilk custom klavyem ama benimkisinden çok daha iyisini yapanlar, ROG Azot'tan da çok daha iyisini yapanlar var. Oyun performansına, anahtarların basma noktasına ve genel tepkiselliğine gelecek olursak daha önceki nesillerden aslında hiçbir farkı yok arkadaşlar. Red Linear anahtarları düşünün, oyuncuların en çok tercih ettiği anahtarların başında geliyor. Direkt başında geliyor. Eski nesil Ceramic Red'ler mesela 2 mm'de basılıyordu. İşte yeni nesilleri 1.8 mm'de basılıyor. NX Red de 1.8 mm'de basılıyor. Yani rakibinizde eş bir platformda yarışabiliyorsunuz aslında. Bu fiyat bandında daha performanslı anahtarlar var mı? Var. Ceramic Speed ve Silver, çoğu klavyede görmeniz çok mümkün olmayan anahtarlar ama var ya, varlar yani. 1.2 mm'de, 1.4 mm'de basılıyorlar. Daha sığ bir noktaları mesela, daha performanslılar, daha tepkiseller. Yiğit öldür, hakkını yeme. Sonra Steel Series'in Apex Pro'ları mesela, minileri hele, malzeme kaliteleri çok kötü. Videolarında söyledim. Üstünden kasanın böyle açıklığı var. Plakayla kasa arasında USB portunun arkasını görüyorsunuz. Lehim yerini falan görüyorsunuz. Çok kötü malzemesi. Ama 0.2 mm'de basılıyor anahtar. Ya ne oldu diyorsun bu sefer de. Dolayısıyla bu potansiyelinizi ortaya çıkarabilecek klavyelerden bir tanesi. Ama ondan öte, malzeme kalitesi anlamında beklentilerinizi karşılayabilecek custom klavyelerden o nihai bekleyebileceğiniz sonucu büyük ölçüde verebilen özel bir klavye. Benim bu bütçede bir param olsa ROG Azot'tan bir başka klavyeye kalite arayan birisi olarak ben bakmam. Bu fiyat segmentinde üzerine bu kadar kafa yorulmuş, custom klavyelerdeki gibi üzerine uğraşılmış, katman katman yalıtım malzemeleriyle donatılmış, sesine özellikle kafa yorulmuş bir başka klavye daha var mı? Yok.
Kullanım süresine geldiğimizde Asus bu kablosuz bağlantı bütününe, sistemine yani 2.4 GHz ve Bluetooth için Speed Nova diyor ve 2000 saatten fazla kullanım süresi biçmişler. Gerçekten çok ciddi bir süre. Birkaç haftadan beri kullanıyorum arkadaşlar. RGB kapalı. Çünkü RGB açınca çoğu klavyede de aynı şey yaşanıyor. 40 gün kullanım süresi diyorsa 3 güne falan düşüyor. Dolayısıyla açmadım kablosuzken, sabit şekilde açtım. Sanırım Logitech'in Light Sync deneyimine erişmişler. Yani tek bir şarjla beraber mekanik klavyeyi 2.4 GHz üzerinden aylarca çalıştırabiliyor Logitech. Asus da o seviyeye ulaşmış gibi gözüküyor. Benim en çok hoşuma giden rakiplerinden de daha iyi olduğu konuşuyor. Diyelim ki bilgisayara bağlı, uyku moduna geçiyor bir süreden sonra cihaz arkadaşlar. Bir tane mini klavyen var mesela Mac'te. Uyanması için bir sürü böyle tuşlara tak 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 basıyorsunuz. Bir süreden sonra uyanıyor, yazmaya başlıyor. Burada tuşa basar basmaz uyanıyor ve hemen çalışmaya başlıyor. Sanki hiç uyumamış gibi. Bu konuda çok iyi bir performansı var. Videonun sonuna geldiğimizde Asus ROG Azot. Çok kafa yorulmuş bir klavye. Bir benzeri rakiplerinde yok. Hangi fiyat segmentine bakarsanız bakın yok. Global markalar, SteelSeries, HyperX, Razer, Logitech hangisinde var böyle bir sistem? Yok. O yüzden oldukça niş bir ürün. Efendime söyleyeyim, işte custom klavyeymiş, PVT keycap'miş, yağlanmış anahtarlarmış, özel stabilitörlermiş, içerisinde yalıtım malzemeleri varmış falan da filan da, ya bunlar benim hiç umurumda değil diyorsanız bile arkadaşlar, bu bütçede alabileceğiniz malzeme kalitesi en yüksek ve en eğlenceli klavyelerden bir tanesi. Ben kendisini çok çok beğendim. Evet, videonun sonuna gelmiş olduk. Videoyu beğendiniz mi, faydalı buldunuz mu? Beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalıma abone olabilirsiniz. Beni desteklemek için yapabileceğiniz iki ücretsiz şeydir arkadaşlar. Açıklama kısmında bir tane linki olacak. Güncel fiyatını görebilir, oradan satın alabilirsiniz. Benim değmediğim bir konu olursa arkadaşlar Instagram'dan bana erişin, istediğinizi sorun. Görüşürüz, kendinize çok çok iyi bakın.